Kalite bize uzak değil çünkü şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de birçok kurum var. Hakikaten dünya çapında kaliteyi üretebiliyor, kaliteli yönetimi sağlayabiliyor. Öncelikle şunu düzeltmek istiyorum. Kalite demek ürünün veya hizmetin kalitesi demek değil, yönetimin kalitesi demek. Dolayısıyla da sadece özel sektöre mahsus bir kavram da değil. Toplumun her kesimindeki her türlü yönetimin kalitesini arttırma çabası demek. Bunun da belli bir takım ilkeleri var. Bu ilkeleri özellikle her birimiz içimizde hissetmeliyiz. Onun için de bir toplumsal dönüşüm projesi olması lazım. Ve kaliteye biz bir yaşam felsefesi diyoruz. Üstün Hoca'nın söylediği gerçekten doğru. Biz sadece Ankara'da her seferinde başarısız olan birilerini değiştirerek başarıyı yakalayamayız. Yapısal olarak bir takım konuları değiştirdiğimiz gibi en önemlisi o yapısal değişimin içerisinde anlayış değişimini de getirmemiz lazım. Nedir bu anlayış değişimi? Anlayış değişiminin birkaç tane ana ilkesi var. Bunların üzerinden kısaca geçelim. Birincisi, her kurumun bir amacı var ve hizmet ettiği bir kesim var. Özel sektörde buna müşteri diyoruz. Patronun hissedar değil müşteri olduğu anlayışını nasıl benimsiyorsak, kamu sektöründe de müşterimiz vatandaş olduğuna göre patronun siyasetçi, bürokrat değil vatandaş olduğu anlayışını benimsememiz lazım. İkincisi, performansımızı hep uluslararası boyutta kıyaslayarak onu iyileştirme çabası içerisinde olmamız lazım. Yani sonuçları ölçmemiz lazım. Sadece girdileri değil, özellikle sonuçları ölçmemiz lazım. Kamu sektörüne baktığınız zaman sadece bütçeler konuşuluyor ama bu bütçenin sonucunda ne aldığımızı ölçmüyoruz. Hangi belediye bir ton çöpü ne kadara temizlediğini veya kaldırdığını ölçüyor ve bunu diğer belediyelerle paylaşıyor. Sadece böyle bir ölçüm bile yapsak, bunlar belediyeler arasında iyi örneklerin öğrenilmesini, daha etkin bir takım faaliyetlerin yürütülmesine önemli destek sağlayacaktır. Üçüncüsü, toplam kalite yönetiminde dengeli bir tatmin önemli. Sadece bir kesimi tatmin ederseniz, bunun sürdürülebilir olması mümkün olmuyor. Örneğin çalışanlarını sömüren bir kuruluş, zaman içerisinde iyi çalışanlarla bir arada olamadığı için başarısını sürdüremez oluyor. Veya çevresini kirleten bir kuruluş zaman içerisinde o kirlilik içerisinde boğulmaya başlıyor. Yine toplam kalite yönetiminde katılımcılık, şeffaflık da çok önemli ilkeler. Ve sonuç olarak ulaşmaya çalıştığımız nokta da her zaman etkinlik ve verimlilik. Şimdi bu söylediğim kavramların her birisini geliştiren unsurlardan bir tanesi yenilikçilik, yaratıcılık. Ancak her birisinin sadece özel sektör için geçerli olmadığını biliyoruz. Her kurumda bunları geçerli hale getirme zorunluluğumuz var. O bakımdan toplam kalite yönetimini biz bir devlet politikası olarak alıp devletin yeniden yapılanmasında da sağlamamız gerekir diye düşünüyoruz. Bugünlerde geçtiğimiz 4-5 sene içerisinde devlette esasında belki de çok farkında olmadığımız önemli bir takım değişiklikler oluyor. Örneğin devlet üretimden kendisini biraz çekiyor, daha çok düzenleyici, denetleyici role kavuşuyor. İşte bir bankacılık denetleme kurulu kuruluyor, radyo televizyon üst kurulu kuruluyor, rekabet kurulu kuruluyor ve bunlar daha devamlı gelecek. Ama sadece bunları yapısal olarak kanunları geçirerek veya hatta bu kurumları kurarak devletteki anlayışı değiştirdiğimiz manasına gelmez. Özellikle mesela diyelim ki buralara yapılacak olan atamalarda çok daha şeffaf bir sürece ihtiyacımız var. Öyle bir süreç yaşamalıyız ki Batı'da olduğu gibi her atanan kişinin bu görevi bağımsız ve yetkinlikle yapabileceğinin kamu ortasında tartışılabildiği, görülebildiği bir süreç olsun.